Çok yazık. Bir fotoğraf bir gündür dolaşıyor biliyorsunuz. Ben o fotoğrafın gerçek kişi olmasını çok arzuyorum. Ama maalesef o bir gerçek. Yani öldürülen bir suçu ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Hiç kimse böyle bir muameleyi hak etmiyor. Dünden beri bununla meşhuruz hakikaten. Sayın Başbakanımız gerekli talimatları verdi. Soruşturması falan yapılacak. Kim buna yol açtıysa derhal tutuklanmalı ve cezasını çekmeli. Bu bir hükümet politikası, bir devlet politikası değil aslında. Çünkü bizim en büyük iddiamız, evet, şiddete karşı mücadele etmek görevimiz ama bunu yaparken siyasi ve demokratik zeminde kalacağımıza dair halka verdiğimiz sözümüz var. Devlet içerisinde farklı bir gücün marifeti. Dolayısıyla ben şuna inanıyorum. O insanı, o ölü bedeni bu aracın arkasına bağlayan ve onu fotoğraflayan güç aynı güçtür. Bunlar hiç şüphe duymamamız lazım. Süper. Bir şeyleri unutmadan yeni bir barışı da inşa edemeyiz. Ama RP Genel Başkanlığı Twitter'da paylaştığı biz bunu unutmayacağız sözü de bir o kadar yanlıştır. Her şey unutulabilir. Acısını, yasını insan kendi içerisine gömer. Ama ne adına gömer? Barış için gömer. Nitekim Türkiye şimdi bu noktada HDP bölgenin bir gerçekliği, bizim bu gerçekliğe bir itirazımız yok ama bu gerçekliği maalesef Hüseyin Gül'e düşenen bombalar, Hüseyin Gül'e düşenen ne bileyim işte hendeklere konulan patlayıcılar engelliyor. Şimdi siz hendek kazıyorsunuz ve diyorsunuz ki biz burayı demokratik özellik ilan ettik. Eğer doğru yoldaysanız halkın size destek vermesi lazım. Oysa gördük biz ne Cizre'de ne de Hüseyin'de böyle bir halk desteği yok. Orada insanlar elde silah, elde şu bu hendeyi korumuyor. Tam tersi o hendeklerden uzaklaşmak için göçün yollarını tuttu yine. Maalesef işi öyle bir aşamaya getirdik ki başka çare bırakmadık. Yani vatandaş artık devlet nereden deme aşamasına geldi. Oysa yani bizim gibi hani sivil siyasetten bir yana olan az devlet çok toplu gibi bir felsefeden gelen siyasi partinin devletin işte güvenliği sağlamak için şu kadar güvenlik tedbiri falan almasını gerektirecek bir şey olmamasını isterdiniz. O maalesef hayat Doğu Güneydoğu'da öyle bir hale geldi ki güvenlik bugün hepimiz için temel bir problem. Yani ticari hayat, sosyal hayat, eğitim hayatı, entelektüel hayat, ne derseniz deyin, siyasi hayat, sivil hayat, hepsinin dönüp dolaştığı yer, evet güvenli bir ortamı gerekir. En önemli meselesi, barış meselesi, çözüm sürecidir. Çözüm sürecine ve barışa biz yüzümüzü dönmediğimiz sürece, her gün, her gün moral ve maddi değerler bakımından erimeye mahkum bir toplum haline geliriz. Bunu ne biz, ne çocuklarımız, ne de torunlarımız hak etmiyor. Hiçbir insanımız hak etmiyor. Her şey tartışılabiliyor, çok şükür bugün bu ülkede. Her şey tartışılabiliyor. Yani hep söylüyorum, bugün üç tane Kürt partisi var. Biri bağımsızlık istiyor, birisinin isminde Kürdistan kelimesi geçiyor. Ve bu artık Türk halkını da rahatsız etmiyor. Ama peki bu şiddet ortamı devam ederse ne yapacağız? Her gün bir yerde operasyon, her gün ölen, öldüren Kürt gençleri ve Türk gençleri bu çemberden bizim çıkmamız lazım. Dolayısıyla bir Kasım seçimleri bence bu konjonktürden çıkmak için bize bir fırsat veriyor. Ayrıca biz AK Parti olarak HDP dahil bu temsiliyete layık olabilecek, halktan yeteri kadar oy alabilecek herkesin mecliste temsil olmasını istiyoruz. Bizim yani HDP'ye yönelik barajı açmasın gibi bir stratejimiz asla yoktur. Hiçbir zaman da olmadı. Kürt partilerinin 20 yıl boyunca kapatılmasını zorlaştıran yasaları çıkaran AK Parti'dir. Ve son yasalarla ilgili olarak HDP'ye yönelik işte yeniden kapatalım bu partiyi vesaire diğer toplumsal kesime ya da farklı siyasi kesimlere ilk cevabı veren de Sayın Cumhurbaşkanımızdır, Başbakanımızdır. O da şudur, bu saatten sonra Türkiye siyasi partileri kapatan bir ülke olamaz. Biz bu noktada duruyoruz. Bizim sorduğumuz soru şudur, bütün HDP'li kardeşlerimizin de kendilerine sorması gereken sorudur. Meclise gidiyoruz, ne için gidiyoruz? Demokratik siyaset yapmak için gidiyoruz. Ama bir yandan da siz demokratik siyaset yapmak için size bu kadar geniş bir alan açılmışken devrimci has savaşı stratejisi gibi bir şey izliyorsanız bu ikisi de arada yürümez. Şiddet ve terörle ilgili bütün meselelerde ortak bir mutabakata varmalıyız.
AK Parti kitlesiyle HDP kitlesi arasında bu bakımdan ben bir fark olduğu kanaatinde değilim. Kamuoyu araştırmaları zaten bunu açıkça ortaya koyuyor. Şu an HDP'ye oy veren insanların %84,5'u HDP'nin silah bırakmasını istiyor. Bizim istediğimiz şey şu, Türkiye artık Kürtlerin elde silah mücadele edecekleri bir ülke değil. Çekil gel. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol.